Selam herkese, Serdar Başkan ben. Süper bir video ile karşınızdayım yine. Bu videoda internette gördüğüm en saçma hileleri test edeceğim. Bunların içinde kaynak elektrotuyla mangal yakmak olsun, böyle şırıngayla aspirin eritmek gibi böyle enteresan, tuhaf şeyler var. İlkini hemen size izletiyorum, test edeceğim ilk videoyu. İlk video şu. Bir ilacı alıyor, nedense böyle suyu atıp karıştırmak yerine onu bir şırınganın içine atıyor. Sonra şırınganın içine su çekiyor, vakumluyor, bir şeyler oluyor ve o hap, ilaç hemen fışık diye eriyor böyle sanki şeymiş gibi, efervesanmış gibi. Yani suyu atınca eriyen ilaçlar vardır ya, onlarmış gibi eriyor. Ben de bunu bir test edeceğim, bakacağım gerçekten böyle oluyor mu? Eczaneye gittim geldim, eczacıdan şırıngalar ve bir de bebe aspirini istedim. Eczacı hanımefendi böyle... oldu böyle, kafasından kim bilir neler geçti. Ama ben o durumu açıkladım. Dedim hanımefendi böyle böyle, biraz tuhaf bir alışveriş oldu ama dedim, yani kötü bir maksadımız yok. Sağ olsun, o da dedi biliyorum test falan mı yapacaksınız dedi. Evet dedim, test yapacağım dedi. Hatta videoyu da izlettim kendisine. Böyle çeşitli boylarda enjektörler aldım. Bana zaten lazım oluyor. Ve özellikle bebe aspirini aldım ki... Niye bebe aspirini aldım? Çünkü küçük, videodakine benziyor. Ve şimdi burada reklam falan saymazlar herhalde. Aspirindir yani nitekiminde. Artık dilimize bile, deyimlerimize bile girmiş aspirin gibi adam falan şeklinde. Her neyse bakınız böyle. Ve bunun dışı film kaplı değil arkadaşlar. Film vardır ya, draje gibi olanlar vardır. Kiminin dışı böyle bonibon gibidir. Başka bir marka. Bu bonibon gibi değil. O bonibon gibi olduğunda büyük ihtimalle olmayacaktı. O yüzden ben bundan aldım. Film kapsız tablet. Asetil salisilik asit arkadaşlar. Söğüt ağacından elde ediliyor. Şimdi ben böyle lazım olur diye farklı boylarda aldım ama videoda şu boyda bir şey kullanıyor. Şimdi şunu açalım. Bu kaçlıkmış? 100. 10. 10 ml. Bize iğnesi lazım değil. Şimdi ne yapıyor? Pistonu çıkarıyor. Şuraya koyalım. Sonra hapı alıyor. Şırınganın içine atıyor. Sonra bunu böyle geri basıyor. İçine biraz su çekiyor. Tamam, çektik diyelim. Bu kadarı yeterli olur. Sonra fazlasını şöyle basalım. Bana hava lazım değil. Sonra ucunu böyle tıkıyor. Ve pistonu çekmeye baş. Ana! Hakikaten görebiliyor musun Batuhan? Bilmiyorum. Onunki kadar hızlı olmuyor ama içine attığımız ilaç tam köpürcükler çıkıyor. Aynı şey gibi eriyen tabletler, onun gibi. Ama o videodaki kadar şiddetli olmadı nedense. Elim de ağrıdı tuta tuta. Biraz şöyle yapayım. Aa, eridi bile. Şöyle yapınca baksana. Bak bak. Bakayım. Hala var içinde ama. Çoğu eridi. Aa. Evet. Böyle parçacıklarına ayrıldı. Çok enteresan bir hikaye gerçekten. Şimdi ben bunun nasıl olduğunu anlatacağım ama biraz daha büyüğüyle de yapmak istiyorum şimdi bunu. Bu böyle zaten şırıngasız bir versiyon. Önce şöyle yapalım. Bunda. Yo. Birkaç tanesini şunun içine atayım ben. Eridi bu arada gerçekten bak. Aman. Ne, bir şeyin içine sıkıp göstereyim bir dakika. Bak şimdi şunun içine sıkayım. Bakın erimiş. İçilebilir durumda. Tamam. Bir de daha büyüğüyle ve daha fazlasıyla yapmak istiyorum. Aa bir dakika, cebimde farol var. Farolla yapacağım. Bak işte bu draje mesela. Bu olmayabilir. Bir bakacağım yine de oluyor mu olmuyor mu diye. Bunun içine bakacağım. Evet. Şimdi şu fazlasını basalım. Aa, bu da aynısı oldu. Bak bu da aynı şekilde keza. Aa, çok çabuk oldu hatta. Baksana. Çok az kaldı içinde. Bakalım hepsi olmuş mu? Yok, hepsi olmamış. Bir kısmı kalmış. O zaman daha fazla vakum üretebileceğim büyük şırıngada yapacağım. Bakayım. Aa, evet, bir tane daha vardı. Geçen arkadaşlar şehir dışına çıktım da başım ağrıyordu hafiften. Böyle hasta gibiydim. Birkaç tane böyle cebime attım ne olur ne olmaz diye. Yoldayız da şey olmasın. Evet, daha fazla attım Batuhan. Şimdi çekiyorum. Çektim.
fazlasını çıkarın. Bak şu an hiç erime falan yok, görüyor musun? Hiçbir şey olmuyor. Değil mi? Fazlasını çıkartalım. Bize vakum lazım çünkü. Evet. Ucunu tutalım. Çekiyorum. Aa, bunu çekmek çok zor. Hah. Şöyle göstereyim size. Zor oldu. Bu o kadar istediğim gibi olmadı. Demek ki küçük olanda birim alan daha az olduğu için daha fazla vakum yaratabiliyorum. Yani hava basıncını daha da azaltabiliyorum. Biraz da aspirin atalım bakalım onun içine ne olacak. Atıyorum. 3 tane atıyorum. Çektim. Aspirin zaten hemen erimeye başladı bile. Evet, şimdi de çekiyorum. Oha! Tek harekette eridi bunların hepsi. Gördün mü? Bir daha. Eridi zaten de. Şimdi ne oluyor burada arkadaşlar? Ya korkuturum. Şimdi arkadaşlar bir tane açılmamışla başka bir şey göstermek istiyorum. Buradaki hikaye aslında tamamen basınçtaki küçük değişimlerle alakalı. Bak şimdi şu anda her şey atmosfer basıncında, tamam mı? Her şey normal. Bizim bildiğimiz şekilde akıyor bütün hikaye. Her şey normal görünüyor. Ama ben şimdi bunun ucunu kapatıp çekmeye başladığımda gördüğünüz üzere burada baloncuklar oluşuyor. Niye oluşuyor biliyor musun? Çünkü bunu aşağı doğru çektiğimde ben suyun üzerindeki atmosfer basıncını ortadan kaldırıyorum. Yani bir tür vakum etkisi oluşturuyorum aslında. Ve suyu aslında kaynama derecesine gelmeden kaynatmayı başarabiliyorum. Buradaki hikayede de şimdi bunun içinde hava kabarcıkları var değil mi? Siz vakum yaptığınızda, yani atmosfer basıncını o tabletin üzerindeki azalttığınızda bu sefer o hava kabarcıkları dışarı kaçmaya çalışıyor. Emiliyor yani bir türlü. Dışarı kaçmaya çalıştıkça da ne oluyor? Aspirin eriyor. Hikaye bu. Doğru bir hikaye. Bilimsel temelleri olan bir hikaye ama lüzumsuz bir hikaye. At içine şöyle bir karıştır, bu zaten erir. Sıkayım mı? Hayır. Tamam. O zaman bir sonraki lüzumsuz mu lüzumsuz hileye geçelim. Hemen sıradaki videoyu bir izleyelim. Çöp torbası geçirmenin en saçma, en zor yollarından biri bana sorarsanız. Ama çok ilginç görünüyor ve ben bunu şimdi test edeceğim. Ne var yanımda? Delik delmek için matkabım var. Çöp torbam var. Ve böyle bir çöp kovam var. Çöp kovam doğası gereği biraz kirli. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Şu kapağı bir çıkaralım şuradan. Kapakta bir işim yok şimdilik. Bir eldiven takacağım. Evet. Sonra eşim bana çok kızacak. Ona çok severek aldı çöp kovaları. Neresinden delelim? Şuradan bir delik deleceğim. Deliyorum. O kadar da iğrenç görünmüyormuş çöp kovam ya. Evet, böyle bir delik deldim. Şimdi buraya bir tane bunu geçireceğim. Keşke en dandiğinden almasaymışım. Tamam. Normalde ne yaparız? Bunu böyle yaparız. Sonra bunu buradan geçiririz. Bunu buradan geçiririz. Bu şekilde olur değil mi bu? Tamam. Şimdi o zaman gidiyorum. Elektrikli süpürgeyi getiriyorum. Elektrik süpürgeyi fişe takıyorum. Çalıştırıyorum. Bakalım videodaki gibi olacak mı? O
Olmadı. Ne olacak? Yani. Ben normal bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Bir daha deneyeceğim. Yani en azından bu şekilde olmadı. Ne yapsam? Şöyle bir şey yapacağım şimdi. Tamam, madem öyle. Bunu koyalım içine. Tamam. Evet, herhalde şu hayattaki en sinir bozucu işlerden biri bant ucu bulmak olsa gerek. Değil mi? Burada mısın? Bakayım. Evet, buradasın. Yani ne gerek var, değil mi? Yani herhangi bir şekilde olma şansı var mı diye deniyorum da. Abi yaparken çok kolay görünüyor. Tamam. Yani bu iş bana sorarsan çok büyük bir çöp yani. Alt tarafı bir çöp kovası geçireceğim diye, yani bir çöp torbası geçireceğim diye çöp kovasına bu kadar teferruata çöp kovalarını da delmeye gerek yok. Al gitti 250-300 lira. Ama ben bunu yine de kullanırım bir şekilde ya. Kapağını da takayım. O zaman bir sonrakine geçelim. Sırada mangal yakmanın en gereksiz yöntemlerinden biri var gerçekten. Niçin bununla uğraşasın bilmiyorum. Gerçi bunu yapan bir adam usta. Sanırım demirhanede ya da bir inşaatta, bir çelik ya da demir konstrüksiyon inşaatında elinin altında öyle bir yüksek ısı kaynağı varken kullanmış. Hoş görünüyor. Bunu ben de deneyeceğim bakalım. Evet, bahçeye geldim ve mangal yakmanın en saçma yöntemlerinden birini test edeceğim. Şuraya şu metal plakayı koydum ki bu çok ince. Elektrot değer değmez eriyecektir. Kömürü onun üstüne koyacağım ve bunun üzerinde yakmayı deneyeceğim. Bakalım neler olacak. Kömürü açalım. Evet. Kömürün bir kısmını buraya koyduk. Bunu buraya tutturuyorum. Tamam mı? Tutturduk mu? Şöyle şunu açalım. Neredeydi bunun şeyi? Evet, açtık. 34 bize yetmez. Biz bunu kökleyelim. 160 yaptım şu anda. Bakmayan, bakmadan şey yapacağız. Önce şöyle bir ısıtayım bunu. Sonra İyiymiş. Biraz uzatayım ya. Dur. Biraz da şuradan yakayım. Kör oldum bu arada. Bundan sonrası artık yerleme kuvvetinize kalmış. Bence gayet çalışan bir yöntem ama çok zor bir yöntem. %100 çalışıyor. Evet arkadaşlar, bu skuturu niye buraya sabitledim? Şimdi hep beraber izleyelim bir önce. Böyle bir hesap var. Bir şeyleri böyle hızlıca döndürmeyle kafayı bozmuş durumda. Ve benim en ilginç bulduklarımdan bir tanesi de bu skutur tekerleğini
aşırı hızlı döndürme hikayesi. Ben de deneyeceğim. Bakalım ne olacak? Yerinden fırlar mı sence? Ha? Fırlamaz. Tamam. Senin odağını buraya alayım o zaman ben. Batuhan. Sesi duydun mu? Müthiş. Bir de şunu deneyelim bakalım bu neler yapacak bize. Çok eğlenceliymiş. O hesabı niye açtığını ve o videoları ne yaptığını şimdi anladım. Bir gün sadece böyle bir video yapsak ya, bir şeyleri döndürmeli. Evet arkadaşlar, bu videoda birbirinden saçma hileleri ve deneyleri test ettik yine. Çok eğlenceli oldu benim için. Çok acayip şeyler denedik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like'ları bekliyorum. Yorumları da bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone de olun lütfen. Kendinize iyi bakın.